Sayın Rektörüm, üniversitemizin değerli Senato üyeleri, bizi canlı yayında izleyen değerli konuklar ve sevgili öğrenciler. Pandemi tedbirleri kapsamında bu yıl çevrim içi olarak düzenlediğimiz üniversitemizin 2020-2021 akademik yılı açılış törenine hoş geldiniz. Değerli konuklar, sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile terörle mücadele ve demokrasi şehitleri ve eğitim dünyamıza emeği geçip yaşama veda edenlerin anısına, saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi hep birlikte keman sanatçısı Gülen Ege Serter ve piyano sanatçısı Gökhan Aybulus'un seslendireceği Yalçın Tura'nın 3 valsini dinleyeceğiz. Ardından piyano sanatçısı Gökhan Aybulus, Ludwig van Beethoven'ın Ay Işığı Sonatı olarak da bilinen 14 numaralı sonatını seslendirecekler.
Thank you.
Sesimin ulaştığı herkese kocaman günaydın. Anadolu Üniversitesi Radyosu 101.7 Radyo A'dasınız. Şu an belki trafikte gözünüz kırmızı ışıkta bekliyorsunuz. Ya da çoktan iş başı yaptınız. Belki de derse yetişmeye çalışıyorsunuz. Fark etmez. Önemli olan yeni günün hepimiz için başlaması. Hayat akıp giderken biz yeni gününüze eşlik edeceğiz. Hoş geldiniz. Yapacağız. Sezar salata yapabilirsiniz veya tavuk sote yapabilirsiniz. Hangisini isterseniz seçimi size bırakıyorum. Gerekçeli kararın daha sonra yazılması temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Aferin Çak. Süpersin. Alkışla bir de kendini. Konuklar, sizlerin de bildiği gibi bu dönemi pandemi nedeniyle öğrencilerimizle kampüsümüzde birlikte olmanın coşkusundan mahrum olarak başlıyoruz. Öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde tekrar kampüse döneceği günü beklerken her akademik açılış yılında olduğu gibi bu yılda heyecanımızdan hiçbir şeyi kaybetmedik. Üniversitemizin değerli hocaları da her zaman olduğu gibi akademik yıl açılışında da sizleri yalnız bırakmadılar. Şimdi hep birlikte üniversitemiz fakülte dekanları, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve konservatuar müdürlerimizin akademik yıl açılış konuşmalarını izleyelim. Yeni akademik eğitim öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun. Pandemi dönemi açık öğretimin önemini herkese kabul ettirdi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi de eğitim öğretim materyalleri ve akademik personeli ile yeni döneme hazır. Dünyada ve Türkiye'de açık öğretimin köklü ve lider kurumlarından olan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi hepinize sevgi ve saygılarını sunar. Sağlık ve mutluluk dolu günlerde görüşmek üzere. Sevgili öğrenciler, Türkiye'nin en başarılı turizm fakültesinden sizlere sesleniyorum. 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi için faaliyetlerimizi uzaktan eğitim yoluyla sürdüreceğiz. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde ise bazı uygulamalı dersler öğrencinin tercihine bağlı olarak hem uzaktan hem de yüz yüze sürdürülecektir. Ümit ediyorum ki çok yakın bir zamanda fakültemizde siz sevgili öğrencilerimizle yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum.
Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Çok arzu etmemize rağmen 2020-2021 eğitim öğretim yılının bu yüz döneminde sizleri amfilerimizde, dersliklerimizde görememenin üzüntüsü içerisindeyiz. Bu burukluğumuzu telafi etmek için çevrimiçi ortamlarda, çoklu medya mecralarında daima sizlerle birlikte olacağız. Fakültemizin bütün akademik ve idari personeliyle sizlerin daha iyi eğitim ve öğretim alabilmesi için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Çok iyi ve verimli bir eğitim öğretim yılı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Fakültemize hoş geldiniz. Anadolu Üniversitesi'nin değerli öğrencileri, 2020-2021 eğitim öğretim yılında hepinize başarılar diliyorum. Gönül isterdi ki bu günlerde hep beraber yüz yüze eğitim verelim. Şimdi tek dileğimiz ait olduğunuz yerde dersliklerimizde buluşabilmek. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Sevgili öğrencimiz, Anadolu Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Sizi aramızda görmekten dolayı çok mutluyuz. Bizimle başarılı ve mutlu bir öğrenim dönemi geçireceğinizi umut ediyoruz. Kültür ve sanatın yoğun ve limitsiz yaşandığı bir üniversitedesiniz. Güzel Sanatlar Enstitüsü olarak küresel ölçekte yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz, özgün tavırlarınızı ortaya koyabileceğiniz birçok program ve dersler sunuyoruz sizlere. Hepinizle ayrı ayrı tanışmak ve görüşmek dileğiyle başarılar diliyorum. Sevgili öğrencilerimiz, 2020-2021 öğretim yılının sizler için hayırlı ve uğurlu olmasını, başarılı bir yol olmasını diliyorum. Öğrencilerimizin varlığı ile daha anlamlı hale gelen, daha değerli hale gelen, daha renklenen bu güzel kampüsümüzde en kısa sürede sizleri sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde, mutlu bir şekilde aramızda görmek istiyoruz. Ülkemizde ve dünyanın farklı yerlerinde bulunan İktisat Fakültesi'nin bütün öğrencilerine merhaba. 2020-2021 eğitim öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Başarılı ve sağlıklı bir yıl dileğiyle. Merhaba sevgili arkadaşlarım. Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. 2020-2021 öğretim yılının önce sağlık, daha sonra başarı getirmesi dileklerini hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sağlıcakla kalın. Sevgili öğrenciler, 2020-2021 akademik yılının hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Türkçemizde iki güzel deyişimiz var. Birincisi meşhur, eğitim şart. Fakat ikinci bir deyişimiz daha var, önce sağlık. Sizlerle sağlıklı, daha güzel bir ortamda buluşmayı diliyoruz. Yüz yüze birlikte olmayı diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın değerli öğrencilerim. İyi bir şehir, iyi bir üniversite ve iyi bir fakülte. Yepyeni eğitim sistemi, yeterli teknik altyapısı ve tecrübeli akademik personeliyle Türkiye'nin en iyi eczacılık fakültelerinden birine hoş geldiniz. Yeni akademik yılınız hayırlı olsun. Sizlerle yüz yüze birlikte olamayacağımız için üzgünüz. Fakat online eğitim sisteminde kesintisiz olarak birlikte olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Merhaba sevgili öğrenciler. Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak siz değerli öğrencilerimiz aynı zamanda sağlık sektörü çalışanları olduğunuz için üniversitemizin diğer pek çok biriminde olduğu gibi biz de bu dönem uzaktan eğitim ile öğretim yapmayı tercih ettik. 2020-2021 eğitim öğretim yılının hepimiz için hayırlı uğurlu olmasını ve yüz yüze eğitim yapabileceğimiz günlerde bir an önce görüşmeyi ümit ediyorum. Unutmayın ki başarı yalnızca sözlüklerde çalışmadan önce gelir. Çalışmalarınızın karşılığını alacağınız güzel bir dönem geçirmeniz dileğiyle sağlıklı ve mutlu kalın. Hoşça kalın. Fakültemizin sevgili öğrencileri, buralar sizinle keyifli. Sınıflar
sizinle değerli. Koridorlar sizinle kıymetli. Daha sağlıklı ve güvenli. Sizleri huzur içinde konuk edeceğimiz günlere kadar hepinize iyi bir öğretim ve eğitim yılı diliyorum. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün sevgili öğrencileri, merhabalar. 2020-2021 dönemini maalesef uzaktan yapmak zorundayız. Gönül isterdi ki bu koridorlarda hep birlikte yüz yüze olalım. Fakat umuyoruz ki en kısa sürede bu da gerçekleşecek. Ama biliyoruz ki uzaktan eğitimle de bu dönemi son derece başarılı ve verimli bir şekilde geçireceğiz. En kısa süre içerisinde görüşmek umuduyla başarılar diliyoruz. Sağlıcakla kalın. Kıymetli arkadaşlarım, merhabalar. Her öğretim yılının başında sizlerle birlikte ve büyük bir coşkuyla gerçekleştiğimiz açılış törenlerinin aksine bu yıl sizlerden uzakta biraz mahzun ve biraz buruk bir öğretim yılı açılış dönemi gerçekleştiriyoruz. Hepinizin de bildiği gibi oldukça zor bir dönemden geçiyoruz. Sorumluluk bilinci, aklın ve bilimin rehberliğiyle bu zor dönemi en kısa sürede atlatacağımızı umut ediyorum. Sizlerden ricam, bu olağan dışı koşullar ortadan kalkana kadar sağlığınız konusunda azami özen göstermeniz. Bir de lütfen bu koşulları kendinizi geliştirmek için bir fırsata dönüştürün. Aileniz, sevenleriniz, üniversiteniz ve ülkeniz için çok kıymetli olduğunuzu lütfen unutmayınız. Evet, bu öğretim dönemi sizler, öğrenimlerinize bulunduğunuz yerlerden devam edeceksiniz. Bizler de burada, olanca gücümüzle sizin lisansüstü öğrenimlerinizin kesintisiz sürmesi için katkı sunmaya gayret edeceğiz. İhtiyacınız olduğu her anda bir telefon ya da bir elektronik posta hızı kadar yanı başınızda olduğumuzu lütfen unutmayınız. Sizleri en kısa sürede yüz yüze ve sıcak bir hoş geldinle karşılamak için sabırsızlandığımızı bilmenizi istiyor. Hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir öğretim yılı diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Sevgili Eskişehir Meslek Yüksekokulu öğrencileri, pandemi nedeniyle sizlerden uzak bir açılış yapmanın burukluğunu yaşıyoruz. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum. Uzaktan öğretim yöntemiyle eğitim yapacağımız bu dönemin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Yüz yüze eğitim yapabileceğimiz, sizlerle bir araya gelebileceğimiz günleri dört gözle bekliyoruz. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının siz öğrencilerimize, öğretim üyeleri ve yardımcılarımıza, idari personelimize, bölümlerimize, fakültemize, üniversitemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Sevgili öğrenciler, yüz yüze birlikte eğitim yapamadığımız bu durum için biz gerçekten çok üzgünüz. Bu durumun yüz dönemiyle son bulmasını, uzaktan öğretimle alacağınız derslerinizde öğrenme çıktılarına en üst düzeyde ulaşmanızı, sağlıklı, mutlu, çok başarılı ve çok verimli bir dönem ve öğretim yılı geçirmenizi yürekten diler, gözlerinizden öperim. Sevgili öğrenciler, geçirmiş olduğumuz bu pandemi döneminde eğitim kalitemizden taviz vermeden tüm olanaklarımızla sizler için yepyeni bir eğitim modeli hazırlamış bulunmaktayız. Bize düşen görev, her birinizin sanatsal yeteneğini ortaya çıkartmak, toplumsal dinamiğe dönüştürmek ve en önemlisi de kendinizi ifade etmenize olanaklar sunmaktır. Mezunlarımızın başarıları bizleri gururlandırmaktadır. Sizler de seçilmiş öğrenciler olarak bu gururun yeni parçaları olacaksınız. Moral ve motivasyonunuz yüksek olsun. Sizler ülkemizin, sanat ise insanlığın umudu olmaya devam etsin. Sağlıklı bir dönem dilerim. Sevgili öğrenciler, içinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle yüz yüze yapmaya alışık olduğumuz derslerimizi bu dönem uzaktan yapmaya gayret edeceğiz. Bunun için hazırlıklarımızı tamamladık.
Biz öğretim üyeleri olarak bu dönem yaşadığımız kaybı fırsata çevirmeye, uygulama derslerimizi tamamlamaya kararlıyız. Hepinize sağlıklı, başarılı bir öğretim yılı diliyorum. Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dönem sizlerle yüz yüze eğitim yapamamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Pandemi dönemi bize sahip olduğumuz şeylerin ne kadar önemli olduğunu çok net hissettirdi. İnanın sizler olmadan okulumuzun hiçbir anlamı yok. Bu dönemin kısa sürede geçmesini temenni ediyorum. En kısa sürede sizlerle yeniden yüz yüze beraber olmak en büyük arzumuz. Bu dönem içerisinde okulumuzun kurucu fakültesine yeni kayıt yaptıran ve geçmişte kaydını yenileyen öğrencilerimize hoş geldiniz diyor. Döneminizin başarı geçmesini diliyorum. Sevgili öğrencilerimiz, Yabancı Diller Yüksekokulu'na hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu güz döneminde uzaktan öğretim yoluyla eğitim vereceğiz. Sizlere harika malzemeler hazırladık ve her zaman sizin destekçiniz olacağız. Sizlere harika bir akademik yıl diliyorum, sevgilerimi yolluyorum. 2020-2021 eğitim öğretim yılının sevgili öğrencileri, sevgili ailelerimiz, bu eğitim öğretim yılının hepimize, vatanımıza, milletimize, üniversitemize hayırlı uğurlu olmasını dileyerek pandemiden uzak, sağlıklı günlerde yüz yüze görüşmek dileğiyle Engeller Araştırma Enstitüsü adına hepinize saygılar ve sevgilerimizi iletiyoruz. Sevgili arkadaşlar, öğrencilerimiz, değerli velilerimiz, yeni öğretim yılımız, 2020-2021 öğretim yılımız hepimiz için başarı, sağlık dolu geçsin, hayırlı olsun diyorum. Bu yıl önceki yıllardan biraz farklı bir öğretim yılı olacak. Biraz yüz yüze, biraz da online derslerimiz olacak. Online derslerimizi evlerimizde ve yurtlarımızda, bilgisayarlarımızdan ya da telefonlarımızdan takip edebileceğiz. Mergen sistemi üzerinden takip edebileceğiz. Yüz yüze dersler için okula geleceksiniz. Ama sizin hocalarınızın size verdiği saatlerde okula geleceksiniz. Onun dışındaki saatlerde okulda olmayacaksınız. Okulda olabilmeniz için maskelerinizin ve yüz siperliklerinizin mutlaka olması gerekiyor. Üç kural bizim için çok önemli. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız. Bunlara dikkat edecek olursak hem kendimizin hem de çevremizdekilerin sağlığını korumuş oluyoruz. Bu koşullar altında biraz zor bir öğretim yılı olacak ama biz hepinizi sevgiyle bekliyoruz. Yeni öğretim yılı hayırlı olsun hepimize. Değerli konuklar, üniversitemizin 2020-2021 akademik yılı açılış konuşmalarını yapmak üzere rektörümüz Profesör Doktor Sayın Fuat Erdal'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Değerli çalışma arkadaşlarım ve sevgili öğrencilerimiz, 2020-2021 akademik yılı açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Anadolu Üniversitesi ailesine yeni katılan sevgili öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum ve kendilerini sevgiyle kucaklıyorum. Bütün öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Pandemi nedeniyle elbette birçok üniversite gibi bizim üniversitemizde çevrimiçi eğitim ağırlıklı olmak üzere eğitim hayatına devam etmeye karar verdi. Tabii ki bu zor günlerde sadece normal yaşamımız değil, eğitim, öğretim yaşamımıza da önemli değişiklikler meydana geldi. Birçok üniversitede, dünyadaki birçok üniversitede olduğu gibi bizim üniversitede de bütün kaynaklarımızı kullanmak suretiyle öğrencilerimizi evden eğitmeye, evden öğretmeye devam ettik, gayret ettik. Bu anlamda muhtemelen en şanslı üniversitelerden birisi Anadolu Üniversitesi. Zira yaklaşık 40 yıllık bir uzaktan eğitim tecrübesiyle çok şükür ki geçtiğimiz bahar dönemini eğitimde ve öğretimde herhangi bir aksamaya neden olmadan tamamladık. Bununla gurur duyuyoruz. Bu zengin tarihimizde, bu zengin tecrübemizde, kaliteli akademik kadromuzda, deneyimli akademik kadromuzda bu dönem başladığımız, bugün başladığımız güz döneminin de bu şekilde başarılı ve verimli geçeceğine yürekten inanıyorum. Elbette bu tür olumsuz koşullar, bu tür olağanüstü koşullar
hepimizin canını sıkan olaylar ama bu krizleri fırsata da çevirmek lazım. Bu vesileyle üniversite olarak kararlaştırdık. Üniversite olarak birlikte çalışacağız. Hem eğitim öğretim materyallerimizi zenginleştirmek için hem akademik yapımızı, makalelerimizi, kitaplarımıza dönmek suretiyle güçlendirmek için birlikte yine çalışacağız. Hedefimiz yine yüksek. Hedefimiz Anadolu Üniversitesi'ni çok daha yüksek sıralamalara yerleştirmek. Öğrencilerimizin hak ettiği en önemli şey kaliteli bir eğitim. Bu anlamda bunun arkasında elbette kaliteli bir araştırma, kaliteli bir öğretim yatıyor. Bunu da verebilecek bir kapasitede Anadolu Üniversitemiz. Üniversitemiz yemyeşil bir kampüsü, birbirinden lezzetli, kaliteli, bütçe dostu yemekleriyle, binlerce müzik, sanat, spor faaliyetleriyle, zengin kütüphanesiyle cıvıl cıvıl bir kampüs. Elbette bugün biraz daha buruk açıyoruz eğitim öğretim yılımızı ama inşallah gönlümüzden diliyoruz ki ve dua ediyoruz ki en azından bahar döneminde yine öğrencilerimizle birlikte yine eski cıvıltısına, eski coşkusuna kavuşacak. Biraz daha sabretmek gerekecek bu anlamda. Ama tabii burada özellikle öğrencilerimize seslenmek isterim ki bu dönemi bir kayıp dönem olarak asla değerlendirmememiz lazım. Çünkü hocalarımız burada bütün eğitim materyalleriyle, canlı ders destekleriyle sizlere bir e-mail mesafesinde, bir görüntü mesafesinde eğitime hazırlar. Bu nedenle bu verimli, bu dönemi biraz daha verimli geçirmek amacıyla sizleri canlı derslere davet ediyorum. Canlı dersleri aksatmamanızı diliyorum. Ve hocalarımızın gönderdiği eğitim materyallerini dikkatle izlemek, dikkatle dinlemek, dikkatle okumak suretiyle bu krizi bir fırsata dönüştürmelerini, kendilerini tamamlamalarını, kendilerini gelişimlerini temenni ediyorum. Evet, Anadolu Üniversitesi uzaktan eğitimde zaten başarılı bir üniversite. Sadece kendi öğrencilerimize değil, aynı zamanda birçok üniversitemize verdiğimiz LMS destekleriyle Türk eğitim camiasına da büyük katkılar veriyoruz. Tabii ki burada üniversitemizin teknolojik altyapısı ve akademik kalitesi oldukça önemli. Bu vesileyle siz değerli çalışma arkadaşlarımıza bu dönemi kesintisiz bir şekilde aksatmamızı sağladığınız için, verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyorum. Gönülden diliyorum ki bahar döneminde yine öğrencilerimizle birlikte, cıvıl cıvıl kampüsümüzle birlikte yine öğretim dönemini birlikte kutlarız, birlikte başlarız bahar dönemine. Bu vesileyle bütün öğrencilerimize ve siz değerli çalışma arkadaşlarıma verimli, başarılı ve sağlıklı bir akademik dönem olmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Rektörümüze değerli konuşmaları için teşekkür ederiz. Değerli konuklar, Anadolu Üniversitesi 62 yıldır bilime katkı sunmaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz pandemi koşulları süresince üniversitemiz dünyanın 28 ülkesinde var olan öğrencilerinin eğitim-öğretim süreçlerini akademik ve idari personelinin üstün özveri ve gayretiyle başarıyla sürdürdü. Şimdi bu gayret ve özverinin bir başka örneği olan çalışmalarıyla evrensel bilgi birikimine katkıda bulunan ve üniversitemiz akademik başarı ödülünü almaya hak kazanan akademisyenlerimize açıklıyoruz. Üniversitemiz tarafından evrensel bilgi birikimine katkı sağlayarak şehrimiz, ülkemiz ve dünya insanlığının yaşam kalitesini arttırmak amacıyla verilen akademik başarı ödülüne layık görülen akademisyenlerimiz. Açık Öğretim Fakültesi Profesör Doktor Ali Savaş Koparal, Doçent Doktor Aras Bozkurt, Eczacılık Fakültesi Profesör Doktor Zafer Asım Kaplancıklı, Profesör Doktor Ahmet Özdemir, Araştırma Görevlisi Doktor Begüm Nurpelin Sağlık, Araştırma Görevlisi Doktor Belgin Sever, Profesör Doktor Betül Demirci, Araştırma Görevlisi Betül Kaya Çavuşoğlu, Araştırma Görevlisi Derya Osmaniye, Doçent Doktor Evrim Yenilmez, Profesör Doktor Fatih Demirci, Profesör Doktor Gülmira Özek, Doçent Doktor Gülşen Akalın Çiftçi, Doçent Doktor Mehlika Dilek Altıntop, Profesör Doktor Mine Kürkçüoğlu, Profesör Doktor Özgür Devrimcan, Doçent Doktor Özlem Atlı Eklioğlu, Öğretim Görevlisi Serkan Levent,
Doçent Doktor Sinem Ilgın, Profesör Doktor Şükrü Beydemir, Profesör Doktor Temel Özek, Araştırma Görevlisi Doktor Ulviye Acar Çevik, Profesör Doktor Yusuf Özkay, Doçent Doktor Zerrin Cantürk, Eğitim Fakültesi Profesör Doktor Yavuz Akbulut, Profesör Doktor Işıl Kabakçı Yurdakul, Engelliler Araştırma Enstitüsü Profesör Doktor İbrahim Halil Diken, Profesör Doktor Onur Kurt, Sağlık Bilimleri Fakültesi Profesör Doktor İlknur Maviş, Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doçent Doktor Fatih Göger. Akademik başarı ödülü kazanan değerli hocalarımızı tebrik ediyoruz bir kez daha. Değerli konuklar, bu yıl ayrıca başarı bursları ile üniversitemizi derece ile kazanan öğrencilerimizi destekliyor olmanın gururu ve heyecanını da yaşıyoruz. Şimdi hep birlikte üniversitemizi derece ile kazanarak Anadolu Üniversitesi başarı bursunu almaya hak kazanan öğrencilerimizi tanıyacağımız videoyu izleyelim. Anadolu Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı başarı bursu kazanan öğrencilerimiz. Puan türlerine göre: Anadolu Residence'da ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar ve yemekhane hizmetlerinden eğitim hayatları boyunca ücretsiz yararlanma hakkını da içeren Anadolu Üstün Başarı Bursu kazanan öğrencilerimiz. Sözel puan türünde Türkiye 188.'si olan Didem Kalaycı. Dil puan türünde Türkiye 2868.'si olan Musa Tömen. Eşit ağırlık puan türünde Türkiye 2319.'su olan Semih Çayla. Anadolu Residence'da ücretsiz konaklama ve yemekhane hizmetlerinden eğitim hayatları boyunca ücretsiz yararlanma hakkını da içeren Anadolu Başarı Bursu kazanan öğrencilerimiz. Sözel puan türünde Türkiye 685.'si olan Fatma Beyza Özkaya. Eşit ağırlık puan türünde Türkiye 3110.'su olan Ozan Aydın. Eşit ağırlık puan türünde Türkiye 4141.'si olan Alparslan Temen. Anadolu Sanata Destek Bursları. Güzel Sanatlar Fakültesi. Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavlarında bölümüne birincilikle yerleşerek Venedik Bienali'ne katılım desteği ve yemekhane hizmetlerinden eğitim hayatları boyunca ücretsiz yararlanma bursu kazanan öğrencilerimiz. Baskı Sanatları Bölümü: Cansu Demirci. Cam Bölümü: Damla Bekdemir. Çizgi Film ve Animasyon Bölümü: Lal Okyar. Grafik Bölümü: Simge Derin Balıkçı. Heykel Bölümü: Aziz Sargın. Resim Bölümü: Sude Nur Kaya. Seramik Bölümü: Şevval Güngör. Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavlarında bölümlerine ikincilik ve üçüncülük derecesiyle yerleşerek 2000 TL maddi destek ve yemekhane hizmetlerinden eğitim hayatları boyunca ücretsiz yararlanma bursu kazanan öğrencilerimiz. Baskı Sanatları Bölümü: Semih Yılbelek, Büşra Bilir. Cam Bölümü: Berkay Yıldırım, Cansu Sevim. Çizgi Film ve Animasyon Bölümü: Selin Gupse Akça, İskender Baltacı. Grafik Bölümü: Esra Yürük, Yaren Zeynep Aydın. Heykel Bölümü: Çınarsu Kurt, Mustafa Demirel. Resim Bölümü: Yavuz Yaman Kurt, Süleyman Doğan. Seramik Bölümü: Bedriye Burcu Valıoğlu, Emel Selay Yaman. Devlet Konservatuarı. Devlet Konservatuarı özel yetenek sınavlarında Türk Müziği bölümüne birincilikle yerleşerek World Müzik Konferansı'na katılım desteği ve yemekhane hizmetlerinden eğitim hayatı süresince ücretsiz yararlanma bursu kazanan öğrencimiz Selin Kumruoğlu. Devlet Konservatuarı özel yetenek sınavlarında sahne sanatları bölümüne birincilikle yerleşerek Edinburgh Uluslararası Tiyatro Festivali'ne katılım desteği ve yemekhane hizmetlerinden eğitim hayatı boyunca ücretsiz yararlanma bursu kazanan öğrencimiz Yusuf Akçay.
Devlet Konservatuarı özel yetenek sınavlarında müzikoloji bölümüne birincilikle yerleşerek World Müzik Konferansı'na katılım desteği ve yemekhane hizmetlerinden eğitim hayatı boyunca ücretsiz yararlanma bursu kazanan öğrencimiz Nergiz Memişoğlu. Devlet Konservatuarı özel yetenek sınavlarında çalgı yapım bölümüne birincilikle yerleşerek Cremona, İtalya'da düzenlenen çalgı yapım sempozyumuna katılım desteği ve yemekhane hizmetlerinden eğitim hayatı boyunca ücretsiz yararlanma bursu kazanan öğrencimiz Şafak Dağ Arslan. Devlet Konservatuarı özel yetenek sınavlarında müzik bölümüne birincilikle yerleşerek Berlin Filarmoni Orkestrası'nın konserine katılım desteği ve yemekhane hizmetlerinden eğitim hayatı boyunca ücretsiz yararlanma bursu kazanan öğrencimiz Hatice Öykü Güneç. Devlet Konservatuarı özel yetenek sınavlarında bölümlerine ikincilik ve üçüncülük derecesiyle yerleşerek 2000 TL maddi destek ve yemekhane hizmetlerinden eğitim hayatları boyunca ücretsiz yararlanma bursu kazanan öğrencilerimiz Türk Müziği Bölümü Yunus Emre Erkmen, Umut Kaya, Sahne Sanatları Bölümü İlkyaz Dilek Elma, Kemal Sülo, Müzikoloji Bölümü Hilal Gün, Zeynep Sena Çetin, Müzik Bölümü Duygu Kömür, Sezen Deniz Akgün. Burs kazanan tüm öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Değerli konuklar, Anadolu Üniversitesi Başarı Bursu kapsamında eşit ağırlık puan türünde Türkiye 2319.sü olan ve Anadolu Üniversitesi Üstün Başarı Bursu kazanan Hukuk Fakültesi öğrencimiz Semih Çağlı'yı ve kendisine Üstün Başarı Bursu kapsamında hediyesini vermek üzere Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Fuat Erdal'ı sahneye davet ediyoruz. Anadolu Üniversitesi Üstün Başarı Bursu kazanan Hukuk Fakültesi öğrencimiz Semih Çağlı ve üniversitemizi kazanarak aramıza katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor. Anadolu Üniversitesi ailesine hoş geldiniz diyoruz. Değerli konuklar, tüm üniversitelerde yeni ders yılının açılış törenlerinin bir geleneği vardır. İlk ders. Bu yıl dersimizi Çatalhöyük Neolitik Kent Kazı Başkanı Doçent Doktor Sayın Ali Umut Türkcan ile işliyoruz. Şimdi hep birlikte Dünya Kültür Mirası Çatalhöyük Neolitik Kent konulu dersi Doçent Doktor Sayın Ali Umut Türkcan'dan dinliyoruz. İyi dersler dileriz. UNESCO Dünya Kültür Mirası Çatalhöyük Neolitik Kenti'ne hoş geldiniz. Burada gördükleriniz 9000 sene öncesinde dünyada eşine az rastlanır derecede korunmuş dünyanın belki de ilk kentinin kerpiçten bir mahallesini görüyorsunuz. Burayı niye Neolitik Kent olarak tanımlıyoruz? Çünkü dünyada o dönem eşine rastlanmayacak derecede büyük bir yerleşme ve hatta Neolitik dönem için söylememiz gerekiyor. Burası tescil edildiği şekliyle 14 hektarlık bir yerleşme. Bu da o dönemde M.Ö. 7. binde eşine az rastlanır. Çağdaşı yerleşmelerinin genel olarak 5 veya en fazla 10 hektar olabileceği bu yerleşmelerden çok daha büyük
tahminen 5 ile 8 bin kişinin yaşadığı, deneyimlendiği önemli bir yerleşme. Bu nedenle UNESCO tarafından da 2012 yılında Dünya Kültür Mirası olarak Türkiye'nin şu andaki 18 tescilli kültür, Dünya Kültür Mirası yerleşiminden bir tanesi. Duvarlara bakarsak ayağımızın altında 9000 sene önceye dokunabiliyoruz. Bu da yerleşmenin özelliklerinden. Neredeyse 9000 sene önce kapatılıp arkeologları bekler gibi günümüze kadar gelmiş ve 1958 yılında iki İngiliz arkeolog Anadolu Arkeolojisi'ne katkılarda bulunmuş. James Mallard ve David French tarafından bir yüzey araştırmasında tespit edilerek Anadolu'daki ilk bulunan neolitik yerleşmelerden bir tanesi olduğu kayda geçmiş. Daha sonra ise Ankara'dan alınan izinle 1961'de kazılara başlanmış ve kazılarla beraber dünyanın en eski duvar resimleri, kabartmaları, mühürleri, bir yandan en eski tekstil örnekleri gibi çoğaltılabilecek birçok ilklerin sahibi olan yerleşme olarak dünyaya kendini duyurmuş. Daha sonrasında ise 1965'e kadar sürmüş bazı duvar resimleriyle ilgili kanıtlanamayan örneklerde kazının durdurulması istenmiş ve 1965'ten 1993 yılına kadar ismiyle beraber kalmış, herhangi bir çalışma yapılmamış. Daha sonra ise kendimin de ilk günkü çalışmasından itibaren 2010 yılına kadar çalıştığım Cambridge Üniversitesi ve İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'nün himayesinde başlayan Çatalhöyük Kazı ve Araştırma Projesi'nde 25 senelik bir projeye başlandı. Bu projede 93'te başlayan projenin 2017'ye kadar sürdüğünü gördük. O zaman kendime de sormuştum, acaba 25 sene sonra nerede olacağız diye. Ben 27 sene sonra buradayım ve Anadolu Üniversitesi ile beraberim. Ve artık burası dünyaca bir marka olan Anadolu Üniversitesi'nin bir kazısı olarak devam edecek. Bu anlamda önemli, hem Anadolu Üniversitesi adına hem de buranın ilk defa bir Türk kazı başkanıyla devam etmesi benim için de olsun, olasılıkla da üniversitem ve ülkem için de önemli olacaktır diye düşünmekteyim. Yapılardan bahsedersek de aslında burada 95 yılında resmi olarak ilk kazının başladığı yer Bina 1. Bina 1'i kaldırdık, yerine Bina 5'i koyduk. Çünkü burada binalar genellikle doldurularak ya da yıkılarak tesviyesi yapıldıktan sonra üstlerine yeni binalar yapılmasıyla yükseliyor. Höyüğümüz yaklaşık 21 metre boyunda ve bakıldığında M.Ö. 7400'de başlayıp 5950'de terk edildiğini görüyoruz. Bu çok büyük bir zaman dilimi, 1400 senelik bir zaman dilimi. İşte bu zaman diliminde saptanan 16 yapı katında yerleşmenin sürekli şekilde benzer bir şekilde gelişerek herhangi bir dış etki görmediğini düşünmekteyiz. Bu şekilde yerleşme yapısını, evlerini ve bütün maddesel kültür özellikleri, yani kültürüne ait hemen hemen özelliklerini koruyarak M.Ö. 6. bine kadar bunu taşıdığını ve daha sonra ise ki onun bugünkü, biz aslında bildiğimiz Çatalhöyük, Doğu Çatalhöyük, bir diğer büyük yerleşmemiz daha var. Hemen yanında yer alan Batı Çatalhöyük, Kalkolitik dönem. Oraya veya doğru bir hareketin olduğunu net olarak bilmekteyiz. Aslında iki tane höyükten bahsetmemiz lazım. Bu höyüğümüzde de 500 senelik bir süreç var. Bu da bizi M.Ö. 5500'e kadar götürüyor. Yani burada iki höyükle beraber yaklaşık bakıldığında 1800 seneden daha fazla bir sürecin olduğunu, aynı topluluğun ve kültürün 1800 senedir bölgeyi iskan ettiğini görüyoruz.
Evet, burada bina 5'te ilk kazılara başladığımızda James Menard'ın dışındaki ilk açılan alandır burası. Diğer alanımız ise güney alan olarak geçiyor. 1960'larda kazılan alan. Bu alanı o dönem seçilmesinin sebebi orada görülen mahalleler ve tabakaların dışında farklı bir mahalle, farklı bir yerleşim biçimi ve kültürün olup olmadığını da görmek istiyorduk. Gördük ki hemen hemen güneyde gördüğümüz, ki aslında artı parantez bir şey daha söyleyeyim. Çatalhöyük kendisi de iki höyükten oluşuyor. Kuzey ve güney höyükleri. Ve bunlar birbirinden bir çatalla ayrıldığı için, çatal şeklinde ayrıldığı için adı da yöre sakinleri tarafından Çatalhöyük olarak adlandırılmış. İşte biz bu kuzey höyükteki kazılara başladığımızda ilk olarak yüzeyi sıyırdığımızda şaşırtıcı derecede planın ortaya çıktığını ve o plandan seçtiğimiz mekanları kazarak başladığımızı söyleyebiliriz. İşte dediğim gibi bir binayı kaldırıyorsunuz. Altında benzer bir binanın daha geldiğini görüyorsunuz. Ve altında yine bir bina ya da altında yine bir çöp alanı gibi düşündüğünüzde yüzlerce ve hatta bin seneyi aşan bir süreçte topluluğun aynı kültürel birikimiyle ve aynı beslenme sistemleriyle, el zanaatlarıyla çok fazla değişmeden başarılı bir toplum modeliyle 6. bine kadar sürdüğünü görüyoruz. Burada artı parantez bir şey daha söylememiz lazım. Buradaki topluluk artık beslenme sistemlerini tamamıyla geliştirmiş. Nedir bunlar? Tarımın daha erken başladığını biliyoruz ama tarımın artık yoğun bir şekilde başladığını, hane halkına nasıl yansıdığını, yerleşmede bunu çok net görüyoruz. Hane halklarında nedir? İçlerinde depolama birimleri, özel depolama birimleri. Bize özellikle aile birimlerinin ayrı şekillerde evlerde kümelendiğini gösteriyor. Ve bu da belki de net olarak hane halklarındaki belli sermaye birikimlerini gösteren özel örneklerden bir tanesi. Tabii ki o dönem benzerleri var ama bakıldığında binlerce insanın aynı kültür içinde birleşerek bütün bir ovaya hakim olması da nadir rastlanan örneklerden bir tanesi. Beslenme biçimlerinin milattan önce 10. binden itibaren başladığını ve bunların daha da yoğunlaştırıldığını bilmekteyiz. Ama Çatalhöyük'e gelen süreçte artık tamamıyla avcı toplayıcılıktan yerleşikliğe ve üretimci ekonomiye geçişin bütün temellerini oturduğunu ve mayalandığını, daha doğrusu mayalandığını, bu uzun süreçte mayalandığını görüyoruz. Buranın topluluğu buğdayın, evcilleştirilmiş buğday, yulaf, arpa, bunları yoğun olarak ekip biçtiklerini bilmekteyiz. Bir yandan nohut, bütün baklagiller, bezelye, bunların da ekilip biçildiğini bilmekteyiz. Ve bunların hepsinin bu evlerin içinde bulunan depolama alanlarında ele geçen karbonlaşmış tohum kalıntılarında görebiliyoruz. Bir önceki projenin başarısı modern arkeolojinin geldiği yerde toprağın içindeki bütün bu tohum kalıntılarının ele geçirilip laboratuvar ortamlarında incelenmesiyle Anadolu'daki ve dünyadaki en erken tarım pratiklerinin görebiliyoruz. Bu önemli. Bunun dışında artık neredeyse yedikleri balıkların pullarına kadar görebiliyoruz. Balıkları da yediklerini biliyoruz. Ama temel olarak bakıldığında koyun, keçi, domuz ve Çatalhöyük'te evcilleştirdiğini düşündüğümüz sığırı da bilmekteyiz. Sığırın Çatalhöyükler için özel bir yeri var. Özellikle boğa başlarının duvar resimleriyle yan yana sekilerde ya da duvar kabartmalarında
yansıtıldığı, dikkatimizi çekmekte. Böyle bir eril simge var. Ama bunun yanında da özellikle de kadın imgesinin Çatalhöyük'le beraber ilk defa bu kadar yoğun olarak çıktığını, temsil edildiğini burada görmekteyiz. Özellikle de hep zihinlere Çatalhöyük deyince gelen ana tanrıça, leopar tahtında oturan ana tanrıça en başta ve bunun gibi birçok şişman, stetopejik dediğimiz daha tıp terimleriyle kullandığımız bu tanrıça formlarının, figürinlerin yoğun olarak yapıldığını görüyoruz. O yüzden Çatalhöyük'te kadın erkek ilişkileri üzerine çok şey de söylendi. Toplum yapısı üzerine de çok şey söylendi. Özellikle üretimle beraber, hane halkının beraber üretimiyle beraber olasılıkla daha cinsiyetler arasında belli eşitliklerin sağlandığı dikkati çekmekte ki ölü gömme adetlerine de bakıldığında aslında kadınla erkek arasında çok da fazla fark olmadığı bugüne kadar söylenebilir. Bunun dışında aslında Göbekli Tepe'den önce dünyanın en eski tapınakları ilk kazıldığı zamanlar Çatalhöyük'teydi 1960'larda. Tabii bu tapınak terimlerini artık değiştirdik. Hala çok özel yapılar var. Bunları daha önceki kazı başkanımız Ian Hodder döneminde bellek evleri olarak bazı yapılara tabakalar boyunca, yüzyıllarca boyunca aynı donanımlarla, süslerle diğer evlerden farklı şekilde gözetildiğini ve korunduğunu ve tabakalar boyunca aynı yerlerde yapıldığı çok dikkatimizi çekiyor. Bu da belli mahallelerde belli aile gruplarının olasılıkla ritüellerini bu evlerde gerçekleştirdiklerini görmekteyiz. Bir yandan tabii ki ritüeller ve inançlarıyla ilgili de başka unsurları tabii ki arkeolojide en çok gördüğümüz bir unsur ölü gömme adettir. Burası da bir yerleşme olduğu kadar da dev bir mezarlık. Bine yakın mezarıyla burası büyük bir mezarlık olarak da adlandırabiliriz. Mezarlar evlerin altından çıkıyor ki ben biliyorum bina 5'in altından yaklaşık 67 mezar çıktı. Bu da bir evin ömrünü aşan bir süre. Olasılıkla diğer hane halklarında belki bu evin içinde de gömü yaptıklarını gösteriyor. Bu da önemli. Yani burada birbirine bağlı mahalleler arasında belli bir oydaşma içinde toplanan bir topluluk var. Büyük bir topluluk olduğunu görüyoruz. Olasılıkla da ovaya hakimler ve ovanın büyük bir kesimini de ekip biçiyorlar ve besicilik yapıyorlardı. Çünkü bakıldığında özellikle koyun, keçi, küçükbaş hayvancılıkta yoğun olarak tükettiklerini bilmekteyiz. Bir yandan avcılığın da sürdüğünü biliyoruz. Çok nadir örneklerde bir leopar ki leopar da Çatalhöyük duvarlarında net olarak yansıtılmış. Hatta bir mührümüzde de özel bir mühürde gördük. Ayı çok nadir bir örnekte gördük ama ayının da Çatalhöyük için önemli bir imge olduğunu görebiliyoruz. Yani bu yabani hayvanların da belli totemik düşünce yapısı içinde bir yeri olduğunu düşünmekteyiz. Çoklu bir şey var. Düşünce yapısı ve inanç yapısı olduğunu görmekteyiz. Ama bunları özellikle buradaki büyük aile gruplarının yüzyıllarca bunu koruyarak sürdürdükleri dikkatimizi çekmekte. Ki bu gördüğünüz alan ve güneydeki büyük alan ki o büyük alan yaklaşık 21 metrelik yükseklikte. Bu alanda 1400 seneyi görebiliyorsunuz. Buradaki 99 yılında yapılan derinlik açmasıyla dan en üst tabakaya kadar olan aşamada bu
Bunlar yaklaşık Çatalhöyük'ün daha hala %5'i, %95'i daha toprağın altında. Eminim daha yapılacak çok iş var ve değişecek çok şey olduğunu düşünmekteyim. Bu nedenle Anadolu Üniversitesi'nin ve arkeoloji bölümünün ve tabii ki ulusal ve uluslararası paydaşların da katılımıyla Çatalhöyük'ün sırları ve bilimsel verilerini çok daha net ortaya koyabileceğimizi düşünmekteyiz. Şu anda 2000'lerin başında yapılmış ziyaretçi merkezindeyiz. Bu ziyaretçi merkezimizde çeşitli dönemlerde yapılmış İstanbul'daki sergilerden gelen örneklerimiz de var. Burada ziyaretçilerin Çatalhöyük hakkında bilgilendirilmesi ve daha sonra ziyaretlerini tamamlaması isteniyor. 2020 yılında da kendim 27 sene sonra öğrenci olarak başladım bu yerleşmede kazı başkanı olarak ve Anadolu Üniversitesi adına başlama gururunu yaşamış bulunmaktayım. Çatalhöyük her açıdan Anadolu Arkeolojisi'nin simgelerinden bir tanesi. Bize hem kentleşme adımlarını gösteren bir yerleşme, beslenmenin tüm beslenme sistemlerinin temellerinin atıldığı bir yerleşme, ifade biçimlerini yıllar sonraki Göbekli Tepe olmadan önce dünyanın ilk resimleri, kabartmaları ve meşhur kilden ve taştan yapılmış ağırlığını kadınların oluşturduğu ve belki de ana tanrıçı olarak da adlandırılan bu heykelcikleriyle Anadolu Arkeolojisi'nde Anadolu kültürünün belki de birçok öğesinin temellerinin görüldüğü bir yerleşme olarak öne çıkmıştı. Öncü bir üniversite olarak Anadolu Üniversitesi ve artık Türkiye'de yetişen yeni bir arkeolog kuşağıyla beraber bundan sonraki çalışmaları devraldık ve başaracağımıza da inanıyoruz. Çok önemli çalışmaların şafağındayız. Bu nedenle de bir yerde de heyecanlıyız. Hepinizi Çatalhöyük'e bekliyorum. Çatalhöyük Neolitik Kenti Kazı Başkanı Doçent Doktor Sayın Ali Umut Türkcan'ın ilk dersi için teşekkür ediyoruz kendilerine. Değerli konuklar, törenimiz burada sona ererken katılımınız için teşekkür ediyor ve yeni akademik yılın üniversitemiz akademisyen ve öğrenciler için başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyoruz.